Doktor Naim Babüroğlu sizi Tabii. E, e, eğer Hı. mümkünse volün önüne Tabii. alayım ben de geleyim bir yandan. Evet. Bu arada e, Türkiye'nin de e, insansız hava aracı e, arama kurtarma çalışmasına evet. katıldı. Ve e, dün dönüşte de Van Gölü'nün üzerinde bir e, Türk bayrağı, Türk bayrağı evet. çizdi. E, bu da gerçekten sosyal medyada evet. en çok konuşulanlardan bir tanesi oldu. Bunu da birazdan size sormak Tabii. istiyorum. Evet. Çünkü... E, neden hani bir Türk İHA'sı böyle bir aramaya katıldı? Bunun ne gibi başka avantajları vardır? Örneğin Doğru. istihbarat toplama gibi Doğru. başka faaliyetler de yapmış olabilir mi diye size evet. soracağım. Düştüğü bölge, sarp bir bölge, Tabii. olumsuz hava koşulları, evet. helikopterin havalanması hata mıydı? Evet, şimdi burada önce bir komplo teorileri üretmemek adına Hı -hı. önce bir tespit yapalım. Yani gerçek somut veriler üzerinden gidelim. Birincisi İran'ın yani bir devletin protokolde ikinci güçlü olan aktörü var. Yani Cumhurbaşkanı. Hı, hı. Ve din lider başta Cumhurbaşkanı ikinci önemli bir aktör. Şimdi önemli bir çok önemli bu kritik personele tahsis edilecek helikopter 40 yaşında olmaz. 40 yani 1970'lerde ABD tarafından üretilmiş. 1990'larda da İran tarafından modernize edilmiş. ABD helikopteri şah zamanında almış ama 1990'da da modernize edilmiş. Şimdi modernize edilmiş, modernize edilmeden itibaren yaşına baktığınızda 35 yıllık bir geçmiş var. Eski helikopter. Metal yorgunluğu var mıdır örneğin Efendim? böyle bir? Helikopterin metal yorgunluğu veya i̇şte, e, teçhizatının güncel olmaması gibi aslında durumlar. Aslında uçuş saatine göre hesaplanır. Yaş değil ama e, tabi ambargo uygulandığından o parçalar zamanda değişmediği, eskiliği muhtemelen öyle durumlar var. Şimdi böyle bir eski helikopterin Cumhurbaşkanı'na tahsil edilmesi bir kere stratejik bir hata olmaz hı hı. bu. Hı hı. Hiçbir devlette de olmaz. İkinci hı hı. konu. Kötü bir hava koşulu yani helikopter uçmadan önce, helikopter pilotu uçuş güzergahında, uçuş koridoru deriz biz buna, hı hı. uçuş koridorundaki çeşitli istasyonlarla iletişim sağlar ve o istasyonlarda uçuş koşullarının uygun olup olmadığı bilgisini alır uçmadan önce. Hı hı. Ki bir cumhurbaşkanına tahsis edilen pilot tecrübelidir ve eğitimlidir, hı hı. öyle ol. Şimdi bu muhtemelen iletişimde geçmiştir. Peki kötü hava koşulları varsa ve uçmayı Hı. engelliyorsa bu helikopter pilot hiçbir zaman "Uçarım" demez hiçbir yerde. "Uçamayız şu nedenlerle." dediği evet. zaman hiçbir güçte uçuramaz. Neden? Sonuçta pilot ve mürettebatı ve binen personel tümüyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Evet. Hayatları da. Riskin yani hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Şimdi pilota bu Kötü hava koşullarına rağmen uçalım. Motivasyonu kim verdi? Acaba Cumhurbaşkanı mı bir şey olmaz Sorumluluk bana hı. ait uçalım der mi? Kendi hayatını riske atar mı? Bilmiyoruz. O atsa bile yanlarındakiler e, e, buna. E, yanındakiler... Dışişleri Bakanı var, evet. diğerleri var. Hem Pilot ısrar eder. Hı hı. Üç, diğer bir konu. Üç helikopter havalanıyor. Evet Tahran'a gitmek için. Bu üç helikopter olmasına rağmen dışişleri bakanı da yanına alıyor veya dışişleri bakanı aynı helikoptere biniyor. Böyle bir sistem yok. Normalde binmemeleri lazım değil i̇ki mi? İki tane Teamül kritik gereğiyle. personel veya Hı -hı. yüksek düzeyde iki görevli yani e, ne diyelim buna devlet ricali dediğimiz Hı -hı. devlet Hı -hı. personeli kritik görev. Bakanla diğer bakan aynı helikoptere binmez. İki komutan aynı helikoptere binmez. Kritik görevleri kastediyorum büyük Hı -hı. yüksek Hı -hı. düzeydeki. Hı -hı. 3 helikopter varsa demek ki Dışişleri bakanı diğer bir helikoptere binmesi gerekiyordu. Diğer iki tane kritik daha personel var, onlar da diğer helikoptere binmesi gerekiyordu. Öyle, bu da yok. Burada da bir problem var. Yani bu Cumhurbaşkanlığı pilotları ve yıllardır pilotluk yapmış bu personel yeni gelen tecrübesiz personel isimler değil. değildir. Bu Çok neden doğru. bu oldu? Bunun sorunun da cevabını alamıyorum. diğer Bir, bir konu. kötü hava koşulunda havalanmaya rıza neden? gösterdiler. Neden havalandı? Evet, uç, neden uçuş? Bunun Talimatı, motivasyonunu bu motivasyonu kim, kim verdi? verdi? Evet, Aynı helikoptere binme motivasyonunu evet. kim verdi? Bu da çok önemli. E, diğer bir evet. konu, 3 helikopter uçuyor. Demek helikopterden... ki grafik gelebilir mi arkadaşlar geri? Oradaki sorular çünkü gerçekten can alıcı, önemli sorular. 3 evet. helikopter, bakın 3 helikopter havalanıyor. 3 hı hı. helikopter havalanınca Cumhurbaşkanı normalde böyle cumhurbaşkanı veya önemli personel, önemli devlet ricali veya protokolde önemli bir yere sahip olan insan bindiğinde yanında refakat eden mutlaka bir helikopter olur. Hava aracı olur. Neden? Hı hı. Milyonda bir ihtimal bile olsa herhangi bir arıza nedeniyle ya da Pilotun ani tansiyon düşüklüğü, tansiyon yüksekliği, hastalanması nedeniyle o helikopter zorunlu iniş yaparsa. Mücbir sebepler değil evet. Değil evet. Diğer oraya... helikopter gelir, Cumhurbaşkanı oraya tahliye edilir yoluna devam, devam eder. eder. Evet. Sistem budur. Evet. Peki Burada mı yok. Üç helikopter uçtu. Üç helikopter hmm. uçtuktan sonra bu helikopter kötü hava koşullarında o koridorda gitti ve düştü. E diğer helikopterler nerede? Nerede evet. Onlar o bölgeye niye gelmedi? Aynı uçuş güzergahı olmasına rağmen. Aynı koridor olmasına rağmen O pilotlar nereye gitti? Üç helikopter havalanıyor ve üç helikopterden biraz önce söylediğimiz gibi Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı aynı helikoptere biniyor bu hata. Peki üç helikopter aynı rotayı izliyor. Pilotlar birbirleriyle koordine ediyorlar. Zaten Tahran'dan gelirken de beş helikopter gelmiş, Hı -hı. üç helikopter Hı -hı. beraber gelmişler. E pilotlar hava koşullarını beraber değerlendiriyorlar, koordine ediyorlar. Muhakkak Peki, devamlı irtibattadırlar evet, değil mi Naim Havalandıktan telsizlik. sonra da uçuş anında e, birbirlerinin konuşmalarını sürekli dinlerler. Tabii, İletişim Telsizlere halindeler. açıktır. İletişim evet. halindeler. Peki kötü hava koşullarında uçuş rotasında o koşullar yani elverişsiz hava koşullarının bulunduğu alana düşen helikopter gelirken diğer iki helikopter neden rota değiştirerek başka yere gittiler? Veya eğer kötü hava koşulları, tehlikeli, riskli bir bölge olduğunu biliyorlarsa rota değiştirdiklerine göre iletişimdeler. Neden, neden o pilota oraya gitme demediler? Başka yere gittiler. O zaman... Üç helikopterin aynı rota izlemesi gereken üç helikopterin ikisinin rotadan ayrılarak Gitmesi, uçuşa devam etmesi ve herhangi bir iniş, zorunlu iniş yapmaması o da çok önemli bir soru işareti. Çünkü 3 üç helikopter 3-4 üç, en fazla 2 kilometre, 3-4-5 kilometre aralarında mesafe. Ve normalde görüş mesafesinde Hı -hı. uçarlar ve iletişim var telsizlerle. Evet. Ne oldu da ayrıldılar bunlar? Şunu sorsam, evet. enkazda da çok geç ulaşıldı. Bu Doğru. da ayrı bir soru işareti. Doğru. Ne kadar uzaklaşmış olurlarsa, ne kadar rota değiştirmiş olurlarsa olsunlar. Dönerler bu iki de. helikopterin de havadan o enkazı görmesi çok daha kolay olmaz mıydı? Tabii. Yani o yükselen bir duman tabii, var hiçbir şey olmasa. O düşen helikopter pilotunun son sözlerini onlar duydular. Duydular. Tehlike olduğunu anladılar. Peki anlayınca o koordinata doğru niye yönelmediler? Tamam kötü hava şartları gidemiyorlar ama hiç olmazsa uzaktan keşifle o bölgeyi koordinatını olmazsa bile genel olarak bölgeyi tabii ki. bilebilirlerdi. Tabii, tabii. Bu da önemli bir soru işareti. Evet. Bu da yok. Yani çok dolayısıyla vakit kazandırırdı dikkat en edin. Tespit ettiğimiz bir kötü hava koşullarında uçma bir risk kim bunu sağladı? Kim bu talimatı motivasyonu verdi? Mesela biz çeşitli yerlerde görev yaptığımızda herhangi bir kritik malzeme ikmal edileceği ya da tahliye edeceğiz zaman çok kritik ve çok önemli olabilir. Çok önemli Pilot hava şartlarını aldığı zaman gelirdi, şu nedenle, sis nedenle görüş koşulları çok hızlı olduğu zaman ben şu saatlerde uçamam ama 3 saat sonra açılma ihtimali var dedi. Hiçbir komutan, hiçbir güç ona uçurma, e, uç diyemez. Böyle bir baskı uygulayamaz. Bütün devletler öyle. Hı hı. Çünkü neden? Hı hı. Uç dediğinizde veya görevini yap dediğinde helikopterle beraber düşme... Tabii. ve mürettebatı ve personelle birlikte hayatını kaybetme riski var. Tabii, bu riski hiç Bu bir sorumluluk hiç kimse almaz. çok doğru. Hiç çok kimse almak. Bu bütün dünyada böyledir. Evet. Birincisi bu. ikincisi yazıldığı gibi Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Aile helikopterde. Üçüncüsü üç helikopter havalanıyor. Biri kötü hava koşullarının bulunduğu alanda ama diğer ikisi başka, başka rotada. rotada. Bu önemli. Bir de yardıma dönmüyorlar. Bir de 40 yaşı yani 40 eski bir helikopterin. Evet tahsis edilmesi Cumhurbaşkanı'na büyük bir hata. Neden? Ee, sizin Çin'le askeri işbirliğiniz var. Rusya'yla askeri işbirliğiniz var. Evet. Bu Cumhurbaşkanı'na tahsis edilecek veya dini lidere tahsis edecek o helikopter havuzunda 2-3 tane vardır, yeni değil helikopter mi? bulundurulur. O helikopterler neden gelmedi de? Bu eski helikopteri verdiler. Bir de bir konu daha var. Şimdi burada dikkati çekmemiz gereken bir konu var. Bu kadar somut risk faktörleri olmasına rağmen niye havalandı bu helikopter? İki nedenden dolayı buna kaza demek ben değerlendirme olarak söylüyorum hı hı. kişisel de. Biraz önce söylediğim teknik bir değerlendirme, değerlendirme değil, tespit. Bu bir tespit. Şimdi değerlendirme olarak söylüyorum. İki nedenden kaza olmaz. Kaza olmaz. Çünkü Kazı olsaydı diğer iki helikopteri de bir yerde görmemiz gerekirdi. O halde ne? Birincisi bir siber savaş dediğimiz bir olay var şu anda dünyada ve çok e, popüler. Yani siber savaş artık normal savaşın önüne geçti. Ne demek siber savaş? Elektronik karşı koyma sistemlerinizle, elektronik savaş cihazlarınızla herhangi bir hava aracının, herhangi bir uçağın iletişimini tamamen kesebilirsiniz. 94 model bir uçağı da bunu yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Yani eski model olması dolayısıyla soruyorum. Eğer bunu. odaklanırsanız kesebilirsiniz. Bu teknoloji kimde var? Bu teknoloji İsrail'de var, ABD'de var bazı ülkeler. Ama İsrail ve ABD'de çok gelişmiştir. Elektronik harp sistemleri dediğimiz. Yani bu zaten ABD menşeli bir helikopter bu. Evet. Bunun dijital sistemlerini veya, veya telsizle de. pilotun konuşma iletişim sistemini kesebilir frekans hı. karıştırması yaparak, elektronik karıştırma yaparak kesebilir. Bu böyle dursun. O keser, diğer helikopterlerden ayrıldığı, yanlış rotaya girdi olabilir bir ihtimal. Siber savaş. Radarları hacklenebilir mi? E, Radar işte radarlarla aradaki irtibatı kesebilir. Kesilir. Önemli olan o. Zaten hı hı. kesilmiş. Hı hı. İletişim kesilmiş. Radarla arasındaki o iletişim sistemi kesilmiş. Onu şu anda bu gelişmiş sistemler yapabilir. Hı hı. Yani hekleme demeyelim ama karıştırma yapabilir. Hı hı. Frekans gelir o duyamaz hı hı. ne olduğunu, hiçbir şey hı hı. anlamaz. Bunu İsrail'de var, ABD'de var. Gelişmiş hı hı. sistemler var. Diğer bir konu benim diğer değerlendirmem. Şimdi dünkü İran devletinin tepkisine hı hı. baktığında tepkisi işte helikopter düşmüş. Koordinatı tespit edilecek, koordinatı çok geç tespit ediliyor, 15 saat sürüyor, 10 saatten fazla. E, Türk, Türkiye'den yardım isteniyor komşu ülke olarak. Türkiye'nin yardım etmesi de önemli. Çünkü bir ülke en önemli aktörü olan Cumhurbaşkanının kurtarması için bir ülkeden yardım, yardım isteme istiyorsa. pek olmaz. Evet. Neden olmaz? Olmaz. İtibarı açısından olmaz. Tabi olmaz. Ama Cumhurbaşkanı için böyle bir yardım Türkiye'de. E, Akıncı tiha dediğimiz taarruzi insansız hava aracını gönderdi. Yani hava hava muharebesi yap. Evet. Onu gönderdi ve yap. Şimdi bu önemli. Fakat özellikle dini liderin verdiği mesajlar, açıklamalar vardı. Daha düşüşün anında denildi ki ulaşılamıyor. Ne olduklarını Hı -hı. bilmiyoruz. Güzel. Peki İran dini lider hemen bir mesaj verdi. İran'da hiçbir şey aksamayacak. Aksama hiçbir endişesi hı hı. olmasın. Ülke vatan. yönetiminde bir aksama Etba. yaşanmayacak dedi. Ama daha yaptı. çok erken. Yani daha ulaşılamadı. Biraz ulaşılsa belki Cumhurbaşkanı hı. sağ belki. Bilmiyoruz ki. Sonra peki bu mürettebatın elinde hepsinin elinde cep telefonu var ve hepsinin sinyalleri var. Yani cep telefonu sizin konuşmazsanız bile düştükten sonra bir yerde o cep telefonun sinyali Devlet Kartı herhangi bir devlet müddetçe. koordinatını yani olabilir. şeyi konumunuzu bulur orada. Evet. Konumunuzu bulur. E böyle evet. de bir sıkıntı var. E sonuca geldiğimizde iki ihtimal ortaya çıkıyor bu. Birinci ihtimal içeride iç siyasi e, kartların oynanması. Burada Hı -hı. E, dini lider yani Hamaney'in işte 53 yaşındaki oğlu olan oğlunun Hı -hı. dini liderliğe çünkü 85 yaşını buldu. Dini liderliğe Doğru bir e, yavaş yavaş, bazı basında, İran basında bu şekilde bir hazırlanma süreci var. İkincisi de dış eğer olursa, yani dış olursa, İsrail'in muhtemelen e, İran'ın e, bu Yemen'deki husilerin İsrail'e karşı yaptıkları saldırılar, işte Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın İran destekleyip yaptı, İsrail'e yaptığı saldırılar ve İran'ın İsrail'e İsrail'in İran için bir düşman tırnak içinde söylüyorum düşman olarak algılanması ben istediğim yerde, istediğim zamanda, istediğim liderinizi bu şekilde etkisiz duruma getirebilirim mesajı Mesela. da vermiş olabilir. Son olarak ama hiç kuşkunuz olmasın. Bunu çok emin olarak söylüyorum. Şu çok anda harika. CIA bu helikopterin, bu helikopterin niye düştüğünü biliyor. Mossad bu helikopter niye düştüğünü biliyor. İngiliz MI6 dediğimiz istihbarat örgütü bilir ve Rusya'nın eski KGB'si Putin'in istihbarat örgütü bunu biliyor. MIT? Bunu bilir. MIT bilir mi? Bilebilir. Onu emin değilim. Ama e, diyelim ki dış güç tarafından yapıldı. İsrail ya da hı -hı, bu şey. Hı -hı. İran hiçbir zaman ve İran bilse bile hiçbir zaman bunu yapıldı demez. Neden? Mi? Çünkü bir ülkenin kendi toprağında, kendi cumhurbaşkanlığı koruyamadı algısını e, yaratmak hayır, için. Öldüren yaratmak bir için eylemi yapan bir devlet savaş ilanıdır bu. Savaş ilanına karşı ilan eğer bunu İsrail yaptı dediği zaman savaş ilanı sayılır. Hı hı. İran savaşma yeteneğine şu anda hazır olmadığını düşünüyorum ben. Hı hı, Fakat geldiğimiz en önemli tespit son cümlem en önemli tespit şu. Askeri sanatı dışlayarak yani askerlik sanatını dışlayarak askerlik sanatının dışında dini hükümlerin nüfuz ettiği, siyasetin ya da tarikat sisteminin ya da Molla rejiminin nüfuz ettiği bir ordunun 40 yıl sonra geleceği durum bu. Bu ordunun gece görüş yazısı yok. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani İran'ın gece görüş yazısı yok. Bu şu demek, İsrail'e ya da ABD hava açısından Rekabek savaşamaz. Evet, evet. Gece görüş cihazı yok. Bu çok önemli. Yeni yeni ortaya çıkıyor bu tabii. Bu da tabi e, İran ordusunun özellikle askerlik sanatından uzaklaşan böyle Molla rejimi, böyle diğer hükümleri nüfuz ettiği bir askerlik sisteminin tabii, dağılış evet. sürecidir bu. Çok doğru. Evet. Çağın gerisinde kalmak. O savaş tarihinin bir hükmüdür o. Çok Bunu doğru. hangi ülkede olursa hı hı. O ordu 30-40 yılda böyle olur. Çöker yani. İbret olması evet. açısından önemli. Sizi yerinize alırken tabii. son kısacık bir değerlendirmeyi Van Gölü üzerinde çizilen Ay Yıldız için tabii. alayım. Sonra konuğumuza döneceğim. Evet. Sizlerden bir kısacık daha anlayış rica edeceğim. Ee, Van Gölü üzerinde bir evet, Ay, Ay Yıldız çizildi. Evet. Doğru. Ee, Şimdi, o da sosyal medyada çok konuşulduğu için bir cümlelik bir doğru. yorum Şimdi, almak isterim. E, Türkiye tabii komşu ülkelerle mukayese edildiğinde özellikle savunma sanayinde ve savunma endüstrisinde bir ivme kazandı. Bu doğrudur. Hı. Bu kazanılan ivme ortaya yani elde edilen başarının sonucunda da İran'ın yardım istemesi sonucu komşu ülke olan Türkiye İran'a yardım ediyor ve İran'ın Cumhurbaşkanı konumunu, koordinatlarını belirliyor düştüğü yeri. Bu da çok önemli bir başarıdır. Bu tabi Alkıncı TİHA diye geçiyor. Ne demek TİHA? Taarruzi insansız hı hı. hava aracı. Yani havada Diğer hava araçlarıyla hava hava muharebe dediğimiz sistemdir. Ama bu e, Akıncı bunu tespit ettikten sonra, döndükten sonra tabii e, bir jest olarak hı hı. Van Gölü üzerinde bir ayıldız çizmesi tabii önemli. Hı hı. Güzel bir hı hı. olay. Bir, en azından görevimi başarıyla yaptım. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yaptım. Hı hı. Bu bayrağın gölgesi adına yaptım. Bu gerçekten önemli. Kayda değer bir başarı onu söyleyelim. Kesinlikle. Fakat şu var. E, Türkiye ile İran e, tarihten beri zaten e, komşuluk ilişkileri, iyi ilişkileri gelişmiş olan iki ülke tabii hı hı, bunun hı. da altını çizmemiz lazım. Ama şunu söyleyelim, bu akıncı TİHA dediğimiz yani insan hava aracı bu akıncı. Hiçbir zaman tabii F-16 savaş uçağının hani bazen ya, doğru bilinen yanlışlar var hı hı. ya da F-35 savaş uçağında yerini tutmaz tabii. Hı hı. Onlar ayrı bir. Bu elma ile armutu karşılaştırmak yani, evet, gibi o bir aynen, şey olsa bu. gerek evet. olabilir mi helikopterin Şimdi şöyle, bulunabilir e, mi? Evet. Helikopterlerde kara kutu var ama bu çok eski bir helikopter olduğu için bunda ben olduğunu değerlendirmiyorum. Fakat hı hı. normalde helikopterlerde olur. Hı hı. Bu tabii çok eski 19 do... İran Şah zamanında alınmış. Sonra 1990'larda modernize edilmiş. Modernize edilirken bazı parçaları belki deforme olmuştur. Olduğunu düşünmüyorum ama olması gerekiyor her önde normal şartlarda. Normal şartlarda. Evet, evet. Bir cümle ekleyebilir miyim? Buyurun lütfen. Sonra e, ekleme geçelim. Evet, Turan sorun. Bey gayet çok Ayrıntılı bir şekilde ve katılıyorum söylediklerine Turan Bey. Şimdi burada e, bölgeyi ve e, küresel jeopolitik güç mücadelesi etkileyen şu sonuçlar olabilir. Burada iki tane kutup karşımıza çıkıyor. Yani sadece bu olay sadece İran'ın içini etkileyecek bir olay değil. Hı hı. Birincisi Rusya ve Çin hiçbir zaman İran'ın istikrarsız bir, Öğrencide e olması, denizde bir gemi şeklinde yüzmesini istemez. Yani Çin ve Rusya İran'da istikrar ister. Çünkü Çin ve Rusya ve İran arasında bir hem askeri hem de diğer açıdan önemli bir e, işbirliği var. Öte yandan diğer kutuplara baktığımızda veya kutba baktığımızda ABD gibi, İngiltere gibi, İsrail gibi ülkeler de İran'ın istikrarsız olmasını ister. Dolayısıyla şimdi reis'ten sonra gelecek cumhurbaşkanı elbette fazla etkisi yok çünkü dini lider genellikle e, yargıyı işte hı hı hı. diğer sistemleri orduyu ve diğer sistemleri kontrol ediyor. E, bir bir anlamda semboliktir cumhurbaşkanı İran'da ama bununla beraber ılımlı bir aktör e, gelirse ve İran'daki istikrarsız değil de işte nükleer anlaşmaya yönelik adım atma yönünde gelirse bu kez karşımıza Trump çıkarsa hı hı. şiddetli ve hı hı. daha kötü bir durum olur. Ama şunu unutmayalım, bu benim değerlendirmem olmakla beraber belgeye göre söylüyorum. ABD 5 Kasım 2024 Beyaz Saray'daki seçimden sonra 2005, 2025'ten itibaren ister Trump yönetimi olsun, ister Biden veya başkası demokrat olsun sıra İran'da olacaktır o. ...2025-2026'dan itibaren... ...ya bu İran'daki rejimi değiştirmek... ...tabii Aha. bu bir kara harekatı... Hı hı. ...şeklinde hı. değil ama... ...yavaş yavaş havadan zaman zaman saldırılarla... ...nükleer hı hı. E zenginleştirme testlerini... ...stratejik testleri... Işte ...petrol üretim testlerini... ...ekonomik yönden felç etmek için... ...ama rejimi değiştirme amaçlı... ...etnik ve mezhepsel yapıyı kaşıyarak... ...orada devlet dışı... ...örgütleri, devlet dışı organları... ...aktif duruma getirerek... Böyle bir durum var. Yani e, e, İsrail'in ve ABD'nin bu bir sır değil. Onun için 2025'ten itibaren biz İran'ı e, bu istikrarlı bir denizde değil de böyle çok dalgalı bir Hı -hı. denizde yüzen bir gemi olarak görme Hı -hı. durumu olur. Peki. Bu da tabii Türkiye'yi olumsuz etkiler. Tabii, tabii e, çok yararlandım. E, uzmanlar tarafından gayet iyi açıklandı. Ama benim bir değerlendirmem var şimdi. Tarihi süreç. ...içerisinde bu değerlendirmeyi söylüyorum. Yani tarihin Hı. bir hükmüdür bu. Dünyanın en fazla göçmenle ...el sahipliği yapan bir ülkenin düşeceği... ...konum budur. Barınma krizi de yaşarsınız. Gıda, Sira krizi de artışında yaşarsınız. yaşarsınız. Kıtlık da yaşarsınız. Sosyal, kültürel... ...bazı olumsuzluklar... ...yaşarsınız. Onun için... ...Türkiye en önemli stratejik sorunlarından iki tane var. Bir terör, iki göçmen sorunu. Bu bir BK sorunudur. Evet. Dünyanın hiçbir ülkesi, dünyanın en fazla göçmenle ev sahipliği yapmaktan memnun olmaz. Ne dünyanın en zengin ülkesi ABD memnun olur, ne de Avrupa'nın en zengin ülkesi Almanya olur. Yok öyle bir şey. Türkiye, dünyanın en fazla göçmenle el sahipliği yapmayı kabul etti. O zaman barınma sorunu da gidermesi gerekiyor. Bu da yıllar alır. Ve biz bunu muhtemelen 10 yıl sonra, yaklaşık 10 yıl sonra sadece barınma sorununda, emlak sorununda, kira artışında değil ama güvenlik sorununda sosyal bazı problemleri göreceğiz. Çünkü bunu yaşayan ülkeler var. Ve bu ülkelerin hiçbiri gün yüzü görmedi. Hiçbiri gün yüzü görmedi. Öyle kolay değil. Dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapacaksın ve Avrupa Birliği de ve Avrupa ülkeleri 30 Avrupa ülkesi de bunlardan seçerek İngiltere 20, 20 bin Suriyeli alacak. Danimarka 30 bin alacak. ABD 33 bin Suriyeli alacak. Sonra size diyecekler ki sizinle bir anlaşma yapalım. Sizi takdir ediyoruz. Çok da övüyoruz. Gerçekten bizim için çok iyi görevler yapıyorsunuz. Size arada bir destek verelim. Siz bu göçmenleri bir yere göndermeyin. Böyle bir durum yok. Bu durum bu durumu kaldıramaz Hiçbir coğrafya kaldıramaz. ABD'de de kaldıramaz. Almanya'da kaldıramaz. Norveç'te kaldıramaz. Kaldıramayacaklarını bildikleri, bildikleri için zaten almıyorlar. Efendim alıyorlar. entegre eder hiçbir ülke bu şekilde aldığı göçmeni entegre etme yeteneğine ve şansına sahip olmamıştır. Tarihte öyle bir olay yok. Onun altını çizelim. Peki Turan Bey